tarafı ata kültü, ana tarafı. Anne tarafını ise Makedonya İskender'e dayandırır. O da şeyden dolayı, bir Seleukos prensesi olan annesi Laodikia'dan dolayı kendisini İskender'e ve Yunanlılara dayandırabiliyor. Evet. Evet. Fakat kendisi de Kapadokya Krallığı'nın kızıyla, İsyas'la evet, evleniyor. Evet. İsyas'ın mezarı Karakuş Tümülüsü'nde ve kızları Aka, Aka'nın kızı Antiochis ve mezarı burada mı, Part ülkesinden olduğu belli olmayan... Burada da mezara daha ulaşılamadı. Evet, burada yok. Şöyle, mezarı daha önce Romalıların Frederick Ardornar kazdığını söylüyor. Oradan taşları çıkartarak Cendere Köprüsü'nü inşa ettiğini söylüyor. Ama tam olarak şey olmamış, 60 yıllarda bir sondaj var. Kesin bir bilgi değil. Bilgi değil. Ama tekrardan düşünülüyor oranın açılması. Öyle de bir çalışma var. Şu an Adıyaman Müzesi tarafından düşünülen bir çalışma. Yani insanlar Adıyaman'a geldikleri zaman Nemrut Dağı'na çıkacaklar. Tabii ki evet, görkemli, o ihtişamlı yapıyı elbette görecekler ama çıkmadan önce o eteklerde, evet, dağının eteklerinde Cendere Köprüsü'nü görecek, Karakuş Tümlüsü'nü görecek. İleride Derik var, Derik Kutsal Alanı var. Orada çok güzel bir tapınak, orayı görecek. Artı 1964'te Frederick Ardörner'in şu an Esenler'e, eski adıyla Kilisik'te bir Neolitik kabartma buluyorlar. Göbektepe ile çağdaş. O da Adıyaman Müzesi'nde sergileniyor. Öyle bir Neolitik bir merkezde bulunursa orası daha güzel bir vaha olabilir. Evet. Peki dünya böylesine görkemli bir yapıyı, evet, ıska mı geçiyor yoksa biz mi tanıtamıyoruz, biz mi anlatamıyoruz? Tanıtımda biraz tanıtımda şey var. Tanıtımda ciddi, evet, eksiklikler var. Bu çok ciddi bir yönetim sorunudur, evet, bence. Eğer bir ülke kendi güzelliklerini, kendi değerlerini, kendi coğrafyasını tanıtamıyorsa yöneticiler bence başarılı değiller. Yalnız bir yeni bir proje var. O da Komagene ile ilgili. Onun da çalışmaları sürüyor. O da biterse Adıyaman'ın tanıtım, Belkah'tan tanıtım için çok iyi olacağını düşünüyorum ben. Şimdi dünyanın modern zamanların da 7 harikası var sevgili seyirciler. Evet. Şimdi Kürşat, bir Nemrut Dağı'nı bir verelim, genel bir görüntüsünü bir verelim, o güzel görüntüyü. İzleyiciler de büyük bir keyifle izliyorlar. Şimdi dünyanın 7 harikası içerisinde şu an olanlar ve büyük bir tanıtım yapılıyor, evet, bunlar için. Biraz önce antik dönemin 7 harikasından bahsettin. Antik dönemin 8. harikası işte şu an sevgili seyircilerin, görkemli hatıraların izleyicisinin gördüğü, evet, Nemrut Dağı'ndaki, evet, bu muhteşem görüntü. Fakat orada Chichen Itza var. Meksika'da. Evet. Yine İsa heykeli var Rio'da. Evet. İnanılmaz bir turist akınına uğruyor. Milyonlarca turist gidiyor oraya. Çin Seddi var, evet, Çin'de. O da inanılmaz. Yani gittiğinizde boş bir yer bulamazsınız. O seddin üzeri daima doludur. Machu Picchu, Peru. Gittiğiniz, evet, zaman sizi hemen oraya götürürler. Ve oranın, Peru'nun belki de ayakta kalmasının sebebidir orası. Petra Antik Kenti, Ürdün. Ürdün'e gittiğiniz zaman da burayı görürsünüz. Ve onun devamında son olarak da Taç Mahal var Hindistan'da ve Kolezyum Roma'da. Evet. Şimdi bütün bunlar gittiğiniz zaman sevgili seyirciler, dünyadaki turist akınını orada yakalayabilirsiniz. Dünyanın 70 milletinden insan oraya geliyor. Şu an bomboş. Bizim ve dünyanın, bu saydığım biraz önceki o turistik merkezleri saydım ya, onlardan 1000 kat daha güzel, daha gizemli bir yapısı var. Meraklıdır dünya aslında. Merak ederler buradaki gizemi çözmeye. Ama tanıtamıyoruz. 70'li yıllarda ve 80'li yıllarda başkanım iyi bilir, Adıyaman'da çok fazla turist vardı. Anlattı işte, evet, biraz. Çok ciddi bir turist vardı. 90'lardan itibaren azaldı. İşte bunun için tekrardan çalışmalar devam ediyor ama daha da yoğun çalışmamız gerekiyor buranın tanıtımı için. Kesinlikle. Peki hocam, ben size sorayım. Yani burası sadece Antiochus'un mezarı ve sadece orada tanrılar heykelinin bulunduğu bir bölge mi? Yoksa kardeşlik için, yani Antiochus'un bir kardeşlik düzeni kurmaya çalıştığı, şu heykellere baktığımız zaman biraz, evet, önce Abdurrahman Bey de, evet, altını çizdi. Öyle bir kardeşlik ikliminin yaratılacağı bir coğrafyada diyebilir miyiz? Kütüphanesiyle, zenginliğiyle. İlk dediğiniz var ya, yani 1. Antiochus'un hierentesyon diyorlar, kutsalı barındıran demek. Tüm eski Yunanca konuşan coğrafyada tek o kelime burada kullanılmış. Oradaki yazıtta
neden bu mezarı yaptırdığını, neden bu tapınağı yaptırdığını anlatıyor Vincent Yokoz. Yalnız Sencer Şahin hocamız da diyor ki öldükten sonra burada bir mezar var mı yok mu, şey devam etmiş mi? Onun bir dini programı var, kendisini şey görüyor, tanrılarla eşit görüyor Antiyokos, öyle bir şey var. Ama öbür taraftan da Doğu ve Batı'nın tanrılarını, Pers tanrılarını ve Yunan, Ahura Mazda'yı, Zeus'u, Apollon, Mitra, İran tanrısı, Veratekna, öbür taraftan Herakles, bunları hepsini bir araya getiriyor. Yani Doğu'nun ve Batı'nın tanrılarının bir sentezini yaratıyor. Bu küçük krallıkta her iki tarafa da mesajlar verir. Onunla da bir kardeşlik temsili olabilir bu dağda. Aslında kısa bir krallık. Kısa bir krallık. Kısa bir krallık. Milattan önce 163, milattan sonra 72. 72, evet. 72'de bitiyor. Roma İmparatorluğu yıkıyor. Onlar kimin, hangi imparatorluktan devraldılar? Selakoslardan devraldılar. Evet. Ama kısa bir döneme böylesine muhteşem bir felsefeyi yerleştirmek. Yani bir kardeşlik felsefesi. Evet. Doğuyla Batı'yı bir araya, daha sonra olmadı. Çok ilginç bir şey var. Dönemin iki süper gücü, Roma ve Part krallığı, ikisinin arasında küçük bir krallık. Her ikisini de idare etmeye çalışıyor. Zorlu şeyler. Samosata'da iki sefer Romalıları yeniyor Kommageneliler. Ve barış anlaşmaları düzenleniyor. İşte o anlamda da şey, Kommagene böyle şey, özel bir yer. Hatta Roma'nın burayı ilhak ettiğindeki bir savaşı var. Bellum Commagenarum diyorlar. Commagene Savaşı. O da tüm kaynaklarda, antik kaynaklarda falan anlatılır. Roma dönemi daha da refaha ulaşan bir bölge burası. Çünkü Zeugma var, Samosata var. Bir tarafı Suriye. Evet, Suriye'ye kadar uzanıyor. Evet, yani antik Suriye'ye. Suriye'ye kadar uzanıyor. Sevgili seyirciler, büyük bir keyifle ben dinliyorum. Umarım siz de dinliyorsunuzdur ve gelen mesajlardan bunu da anlıyoruz. Tarihimizi gerçekten de yani Adıyaman'ı bu yönüyle mesela kimse biliyor mu bilmiyorum. Yani ben bu kadarını bilmiyordum. Yani oradaki Nemrut'u biliyorum, Cendere Köprüsü'nü biliyordum ama ilk kez gördüm. Ben ilk kez gördüm, bir yayıcıyım. 47 yaşını bitiriyoruz işte ve şimdiye kadar burayı hiç görmeyenler var. İstanbul'da evet, zaten denizi görmeyen var. Evet, o da var. %30'u, %40'ı denizi görmeden bu dünyadan gidiyor. Orada yaşıyor ama görmüyor. Ne yazık ki ekonomik imkansızlıklar, tanıtım sıkıntıları, tanıtımdaki beceriksizlik. Biz gittik hocam Malatya'da Hekiman tarafında Girmana Kanyonu var. 35 milyonluk bir kanyon. Evet. Orada o bir kilometre mesafedeki köylü bile o kanyondan habersiz. Evet. Biz Malatya'ya kültür müdürü gönderiyoruz. Kültür Bakanlığımız var. Dünyaya tanıtıyoruz diyoruz. Dünyaya tanıtıyoruz ülkemizi. Nerede? O kanyondan haberi yok. Bir kilometre mesafedeki köylünün. Bu büyük bir sıkıntı. Biz o zaman sözü bir Türkiye'ye bırakalım hocam. Devam edeceğiz sizle tamam, birlikte. Nazan Hanım'a bırakalım. Bakalım Nazan Hanım ne söyleyecek? Kommagene diyarındayız. Kommagene diyarında. Memleketimize, vatanımıza iyi ki gitmişsiniz diyor. Nurettin İrmik göndermiş mesajını.